günümüzde hala sırlarının birçok bilim insanı tarafından araştırıldığı eserlerin yapıldığı döneme gidiyoruz. İnternette sıkça gördüğünüz tabloların, resimlerini gördüğünüz heykellerin yapıldığı, insanlığın altın dönüm noktalarından biri olan Michelangelo, Leonardo da Vinci gibi sanat dehalarının yaşadığı bu dönem insanlık tarihine Rönesans olarak kaydedildi. Yıllarca eğitim hayatımızın tüm kademelerinde Rönesans kelimesini çokça duyduk ve ne anlama geldiği defalarca anlatıldı. Ama birisi çıkıp Rönesans nedir diye sorsa birden cevap vermekte güçlük çekebilirsiniz. Bu nedenle bugün Rönesans'ı en baştan ve çok daha farklı bir açıdan bakarak inceleyip kolayca cevap verebileceğimiz bir hale getireceğiz. Rönesans'ı incelerken yolumuza Batı Avrupa felsefesinden başlayalım. Batı Avrupa'da felsefe Yunanistan merkezli olarak Sokrates'te başladı. Platon ve Aristoteles'te temelleri atıldı ve böylece Sokrates, Platon ve Aristoteles kültür kavramının doğmasını sağladı. Kültür, toplumların kendilerine özgü olan, duyuş ve düşünüş birliği oluşturan ve sonraki kuşaklara iletmede kullanılan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Yani o dönemde yapılan heykeller, tablolar, şarkılar, tiyatrolar ve buna benzer olarak ortaya çıkarılan pek çok güzel sanat, kültürün bir göstergesi olarak örnek verilebilir. Yunanistan'daki popüler olan kültürün merkezinde yer alan şey, insandı. Yani insan merkezli bir kültürü benimsemişlerdi. Aristoteles'in de temel aldığı insan merkezli bu düşünceden öğrencilerinden biri çok etkilendi ve fethettiği topraklardaki bütün insanlara bu kültürü yaymaya çalıştı. Bu öğrenci hepimizin sıkça duyduğu Büyük İskender'di. Büyük İskender ordusuyla yakınında bulunan Anadolu topraklarını, Mısır ve civarındaki bütün toprakları kendi himayesi altına aldı ve himayesi altına aldığı her topluma hocasından öğrendiği insan merkezli kültürü benimsetme amacını taşıdı. İskender'in yaptığı bu akım sonucunda Helenistik dönem, yani Helenizm başladı. Büyük İskender'in de yaymaya çalıştığı insan merkezli kültürün asıl amacı sonsuz bir varlık olmayan insanı heykellerle, resimlerle yani sanat aracılığıyla sonsuzluğa eriştirmekti. En başta da söylediğimiz gibi biz hala o dönemden kalan eserlerin sırlarını çözmeye çalışıyor olmakla aslında sanatın o insanları sonsuzluğa ulaştırmak olan amacını gerçekleştirmiş oluyoruz. Büyük İskender ne kadar sonsuzluğa erişmek için çabalasa da 33 yaşına geldiğinde bir sivrisinek tarafından ısırılması sonucunda sıtma hastalığından hayatını kaybetti. İskender öldükten sonra Avrupa, Asya ve Kuzey Avrupa'yı yönetecek yeni bir devlet ortaya çıktı. Romalılar. Romalılar ilk başta insan merkezli kültürü aynen devam ettirdiler. Fakat bir süre sonra Roma dinde değişikliğe gidip Hristiyanlığı benimsedi. Böylece insan merkezli olan kültür çağı bitti ve 1000 yıl boyunca sürecek olan tanrısal merkezli kültür çağı başladı. Tanrısal merkezli kültüre geçtikten sonra insanın heykelini yapmak, resmini çizmek, insanı konu alan şarkılar yazıp söylemek yasaklandı ve sadece kutsal olan tanrıyı konu alan resimler yapmak, ilahiler söylemek serbest bırakıldı. 1000 yıl süren bu çağda güzel sanatlar sadece kiliselerin içinde Tanrı'yı övmek için kullanılan bir araca dönüştü. Bu süreç Orta Karanlık Çağı olarak adlandırıldı. Ama 1000 yıl sonra Hristiyanlar için İsa'nın çarmıha gerilip öldürüldüğü kutsal topraklar olan Yeruşalim'i, yani bugünkü Kudüs'ü İslam dinine mensup olan insanlar ele geçirdi. Ve bunun sonucunda Roma'daki papalık merkezinde tüm Avrupa'yı içine alan bir Avrupa Birliği, yani Haçlı ordusu kuruldu. Ve Kudüs üzerine birçok Haçlı seferleri yapıldı. Toplam 8 tane gerçekleştirilen Haçlı seferlerinin 7'sini kaybeden Hristiyanlar da Tanrı ve Papa bizle birlikteyken nasıl olur da kaybederiz düşüncesi oluşmaya başladı. Ve bu nedenle Tanrı'yı ve Papalığı sorgulamaya başladılar. Bunun sonucu olarak Hristiyanlık ve Papalık arasında kargaşa çıktı ve Papa'nın insanlar üzerindeki etkisi gittikçe azalmaya başladı. Rönesans'ın altyapısının oluşmasını sağlayan iki tane etkeni konuştuk az önce. Bunlardan ilki insanların Tanrı'yı sorgulamaya başlamaları, ikincisi ise Haçlı ordularının yaptıkları seferlerdi. Şimdi Haçlıların yaptığı seferlerin nasıl Rönesans'ın altyapısını oluşturduğunu detaylı olarak inceleyelim.
Haçlı seferleri süresince pek çok ülke arasında etkileşim gerçekleşmeye başladı ve ülkeler arası alışveriş arttı. Bunun sonucunda ekonomi hızlı bir şekilde yükseldi. Bu sırada Leonardo Fibonacci sayıların işlevselliğini fark etti ve ticarette kullanılması için İtalya'da tanıtmaya başladı. Her ne kadar tanıtma amacı ticaret olsa da bilim adamları ve mucitler bu sayı sistemini kullanmanın avantajını görmüş ve hesaplamalarında kullanmaya başlamışlardı. Bu sayede bilimsel hesaplama hızı artmış ve bir yandan da kilisenin otoritesinin azalmasıyla birlikte İcatlar ve bilim gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Ve tüm bu yaşananlar insanların refah düzeylerinin gittikçe artmasını ve zenginleşmesini sağladı. Diyelim ki aniden çok zenginleşmeye başladınız. Ne yapardınız? Birçok insan ev alırım der veya arsa alırım, sonra üzerine ev yaparım, içini de kendi zevkime göre güzelce bir döşerim diye düşünür. Binlerce yıl önce yaşayan insanlar da aynı şekilde düşündü ve zenginleşen insanlar toprak almaya ve üzerine bina inşa etmeye başladılar. Ama yaptıkları binaların hiçbir estetik yanının olmadığını fark ettiler. O dönemde insanlar heykellerle, resimlerle kendilerini yansıtamıyorlardı. Çünkü tanrısal merkezli yaklaşıma göre sanat eserleri sadece kilisede bulunuyordu ve Tanrı için yapılabiliyordu. Durum böyle olunca insanlar da geçmişte kendi estetik zevklerini rahatça ifade edebildikleri insan merkezli Helenistik çağa özlem başladı. Ve bu düşünce zamanla tüm ülkeye yayıldı. Başka bir deyişle Rönesans'ın tohumları atıldı ve insanlar yeniden insan merkezli yönetimi canlandırmaya başladı. Böylece Rönesans'ın tohumları İtalya'nın Floransa şehrinde çiçek açmaya başladı. Yani Rönesans'ın ne demek olduğuna bakacak olursak en basit şekilde yeniden doğmak, diriliş yapmak anlamına gelir. Şimdi gelin birkaç görselle insan merkezli ve tanrı merkezli kültürü inceleyelim. İşte bu Yunanistan'daki insan merkezli kültürün göstergesi olan bir heykel. Neler görüyoruz? Erkeksi kaslar, güzel ve ilgi çekici bir vücut, mükemmel oranlara sahip bir fiziksel beden. Bir de kadın bedenine bakalım. Güzel oranlara sahip, göze hoş gözüken bir beden, bütün ihtişamıyla Yunan ve Roma mitolojisi içinde yer alan Venüs. İşte insan merkezli kültürde tanrı merkezli kültürden farklı olarak 3 boyutluluk yani kıvrımlılık, cinsellik, dinamik ve mükemmel insan ön plandaydı. Şimdi Helenistik çağdan bir heykele bakalım. Lakon, Truvalı bir papazdı ve Yunanlılardan Truva'ya gelen hediyenin yani Truva atının içinde Yunan askerleri dolu bir aldatmacı olduğunu biliyordu. Herkesi uyarmaya çalıştı. Bu durum Yunanlıların koruyucusu olan tanrıların hoşuna gitmedi ve Lakon ve oğullarını cezalandırmak için yılanlar gönderdi. Batı sanatındaki Helenistik çağda yapılan bu eserde insanın çektiği acı ve çaresizliği çok iyi tarif ettiğini görüyoruz. Bu heykelden bir süre sonra ülkenin dini Hristiyanlık oldu ve Orta Karanlık Çağı başladı. Şimdi sanatta nasıl bir değişme oldu? Bu resimde somut olarak inceleyelim. Gördüğünüz gibi 3 boyutluluk, cinsellik, dinamik ve insan yok oldu. Sadece Tanrı kaldı. İşte Orta Karanlık Çağı yani tanrısal merkezli kültürde sanat tamamıyla bu şekilde 2 boyutluydu. O dönemde usta bir kuyumcu ve heykelci olan Brunelleschi çizgisel perspektifin ilkelerini keşfetti ve bu sayede 2 boyutlu sanatta 3 boyutlu illüzyonu yaratmayı başardı ve böylece Floransa'da Rönesans'ın minik adımlarla başlamasını sağladı. Ayrıca bütün Rönesans boyunca ve günümüzde de kullanılacak olan mimarinin temellerini attı. Şimdi tanrısal merkezli dönemdeyken Rönesans'ın tohumlarının ekilmeye başladığı zamandan bir resim göstereceğim size. Kutsal ruhun ışığını alıp hamile kalmış Meryem'i görüyoruz. Ama resimde farklı olarak bir dinamik olmaya başlıyor. Günlük hayatı da resimde görebiliyoruz. Hatta o zamanda normal şartlar altında olmaması gereken detaylar da var. Tavus kuşu, cam şişeler veya halı. Hepsi ticaretin ve kültürel etkileşimin başladığının bir göstergesi. Yani her ne kadar kutsal doğum müjdesi hikayesi anlatılsa da artık şahıslar ve günlük olaylar devreye girmiş durumda. Yaptıkları bu davranış insan merkezciliğe tekrar geri dönüşü simgeliyordu. Rönesans'ın temsili sayılabilecek olan 3 sanatçıya bakacak olursak bunlar Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio'dur. Leonardo da Vinci denince akla gelen ilk resim Mona Lisa'dır. Resme bakınca Mona Lisa gülüyor mu, gülmüyor mu, yaşıyor mu, yaşamıyor mu hiç belli olmaz. Bunun nedeni resim yapılırken tonların birbiri içinde eritilmesiyle yumuşak etki yaratmayı amaçlayan bir boyama tekniği olan sfumata yönteminin kullanılmasıdır.
Bu teknik Rönesans döneminde kullanılan bir resim tekniğidir ve ilk kez Leonardo da Vinci tarafından uygulanmıştır. 15. yüzyılın keskin dış çizgili biçimleri bu sayede belli bir yumuşaklık kazandı. Bu tekniğin yardımıyla Mona Lisa dünyanın en meşhur tablosu oldu. Rönesans'ın diğer temsilcisi sayılan sanatçımıza bakalım. Raffaello Sanzio. Raffaello Sanzio'nun yükseliş hikayesi Sistina Şapeli'nde başlamaktadır. Papa'nın resmi ikametgahı olan Sistina Şapeli bu dönemde çok önemli bir yer tutmaktaydı. Sistina Şapeli'nin şöhreti büyük oranda iç mekanını süsleyen fresklerden gelmektedir. Bunlar arasında en önemlileri Michelangelo tarafından yapılıyordu. Buradaki resimler diğer sanatçılar üzerinde derin izler bırakıyordu. Bir gün Raffaello Şapeli'ye gizlice girdi ve resimleri incelemeye başladı. O anda kendisinin ne kadar kötü olduğunu fark etti ve en baştan başlaması gerektiğini düşünerek önceden duvarlara çizdiği kendi resimlerini kazıdı ve Michelangelo'nun üslubuna benzer bir şekilde tekrar çizmeye başladı. Bir süre sonra Papa tarafından çok beğenilen Raffaello, diğer odalarda da resim çizmek için görevlendirildi. Burada en ünlü eserlerinden biri olan Atina Okulu'nu çizdi. Resimde klasik çağda fikir alışverişi yapan Platon, Aristoteles ve diğer Yunan filozof ve bilim insanları vardır. Bu resmin tam karşısındaysa dini temel alan kutsal tartışma sahnesi yer almaktadır. Bu durumdan çok iyi bir şekilde anlıyoruz ki hümanizm, yani insan merkezli düşünce, kilisenin düşüncesiyle birleşmekte ve kilise tarafından kabul edilmekteydi. Şimdi bu döneme adını altın harflerle yazmış olan bir diğer önemli sanatçımız Michelangelo'nun yaptığı heykelleri inceleyeceğiz. Örneğin çok ünlü olan Davut heykeli. Öğrencileri bu heykeli görünce Michelangelo'ya "Sen bu heykeli nasıl yaptın?" diye soruyorlar. Michelangelo "Ben yapmadım. Davut kral zaten içindeydi. Ben sadece gereksiz kısımlarını yonttum." diye cevap verir. Davut, Filistlilerin başındaki Golyat'ı yenmiş bir kraldır. Ama hep çıplak olarak tasvir edilmektedir. Çünkü böyle yapılarak verilmek istenen mesaj, Davut'un da bir tanrı değil, insan olduğudur. Şimdi de Michelangelo'nun başyapıtlarından biri olan imzaladığı tek eseri Pieta'yı inceleyelim. Pieta kelime anlamı olarak merhamet demektir. Eserde çarmıha gerildikten sonra annesi Meryem'in kucağında yatan İsa tasvir edilmektedir. İlk bakıldığında bu heykelde ana başrol oyuncu Meryem gibi görünür. Oğlu olan İsa ne kadar 33 yaşında olsa da sanki 3 yaşında gibi tutulmuştur. Bu durum o çağda yaşayan tanrısal merkezde düşünen insanlar tarafından çok eleştirildi. Fakat biz bu heykelde Michelangelo'nun ne kadar zeki bir insan olduğunu görüyoruz. Neden mi? Hadi gelin bu resme bakış açımızı değiştirelim. İnsansal bakış açısına göre Meryem başoyuncu görünebilir. Ama Tanrı gökte bulunuyor değil mi? İşte tanrısal bakış açısına göre heykele bakınca bu kez İsa asıl başrol oyuncusu oluyor. Michelangelo'nun da anlatmaya çalıştığı şey buydu. Yani Rönesans.